Günaydın, yeni bir günden herkese merhaba ve yeni bir videodan herkese aferin. Merhaba. Biz Antalya'dayız ve Pelinlere geldik. Şimdi çeviriyorum kamerayı. Umarım beni hangi gün izliyorsanız izleyin, o gününüz mükemmel geçsin, hepimizin günü haftası mükemmel geçsin. Biz hafta sonumuzu Antalya'da Pelinlerle ve Ebru'lar, Gözde'ler gelecek. Fatma'lar da gelecekti ama son dakika bir önemli işleri çıktı. Ne oldu? Evet. Ya işte izliyorum. Bir yere koymazsa dedi, Gizem'de havuzun başında. Ama havuzun başında var mı tarz biliyorum. Hayır hayır, baksana salonu her türlü doldururum yani. Yani hediyesini açıyor Pelin. Ay çok teşekkür ederim. Bu arada merhaba kameraya. Zaten şurada var, şurada zaten. Aa, direkt aslanı verdik. Ay çok beğendim. Ay, ya. Çok sevindim. Ama aslan çok, taşı bayın yani. Çok bizde işte böyle diyorum ya Duhan'a. Ya gidiyorum bir şeye mi atıyorum? Bundan Pelin'de var mı? Gelemem. Bir de ne biliyor musun? Bizim benim şey artık fix oldu. Yani ben Adana'da da işte şehir dışında da bir yere gideceğiz, ben buradan alıyorum. En güzeli. Daha dün dedim ki Moda'ya gireceğim, çok güzel ev eşyaları vardır dedim ve giremedim. Çok beğendim ya. Ay içine evet, de mumlar koyarım. Evet, mantıklı. Ay çok hoşuma gitti. Artık nasıl bir mum koymak isterse içine diye. Ya mesela nasıl diyeyim, şunları vallahi çekeriz. Vallahi teşekkür ederiz ya. O da Mudo değil mi yerdekiler? Aa, bu burada yerel bir Mudo'da tane şey var. Mudo'da çünkü o tarz bir şey vardı. İyi ki almamışım bak. Bak mesela şöyle falan içine mumlar da. Evet. Güzel çok oldu, güzel oldu. Bence de. Hepsini kırmaz. Bizim evde kırmıyor. Burada da kırmayacaksın kırmaz, değil mi anneciğim? Bizim evde yerde bir şey yok. Kızlar yani böyle geldiler. Şey. Ebru ve Gözde de geldi şimdi. Ay çok beğendim ya. Hediyelerim vardı bu onları. Bu da sen gerçekten. Evet herkes evet tarzına göre bedene uygun bedenleri kalanlara diyorum ki hani asmalı kalmamış bunun falan diyorum. En son bunları ayarlayabildi. Çok güzel. Çok beğendim. Senin boyun uzun olduğu için sana bir şeyler ayarlamak çok zor oldu. Bu akşam ya da yarın akşam bir kombin yapacağım. Güzel oluyor. Çok güzel duruyor. Hele ben giyemem. Sen bunu da giysene. Aynen üstündeki kalın ya. Şurayı da şöyle çekeyim. Şurası da otel lobisi gibi. Şu an bakar mısın? Tam otel lobisi. Otel lobisi. Evim çok böyle sıcak. Ay teşekkür ederim. Değil mi? Enerjisi çok iyi geliyor. Ben de burayı hep soğuk bulurum. Fadilat'a giriyoruz siz gidince. Ay iyi bari buna çok sevindim. Enerji olarak çok güzel. Yok yok içinde yaşayan kişiyle beraber. Gezer içinde evet. Güzel oldu. Evet. Gözde bunu bana her giyiyor. Çok korkutucu. Bir şey söyleyeyim. Selam. Biz üstümüzü falan giyindik. Hazırlandık ve şimdi Big Chef'e geldik. Kahvaltı yapacağız hep birlikte. Aşırı acıktık. Bu arada Aslan'ı Elvan aldı. Şu an bize asla vermiyorlar. Elden ele geziyor Aslan. Şöyle geçiyoruz. Sanırım yerimiz ayrılmış. Oraya doğru gidiyoruz. Aslan'ı parka getirdim. Aslan sallanıyor. Salınca oturdu. Kamera gelsin mi? Kahvaltıyı da sipariş ettik bu arada. Geçeceğiz şimdi yiyeceğiz. Aslan'a da bir şeyler söyledi. Aslan da yiyecek değil mi oluşu? Değil mi bir tanem? Salıncağı çok seviyor ya. Bu arada normalde Fatmalar da geleceklerdi. Yani uçak biletlerini falan her şeyi ayarladılar. Sabah Ebru, Gözde, Fatma hani üçü birlikte hatta İzmir'den çıkıp geliyorlardı. Fakat son dakika Fatmaların işi çıktı. Yani önemli bir iş. O yüzden gelemediler. Yani ona da üzgünüz. Bir yandan da böyle buruz açıkçası. Çünkü hani böyle hep beraber görüşsek çok daha güzel olurdu. Yoklukları da hissediliyor. Şimdi bunu da buradan açıklamak istedim. Hani Fatma niye yok diyebilirsiniz. Sebebi de bu. Önemli bir işleri çıktığı için gelemiyorlar. Değil mi anneciğim? Değil mi bir tanem? Aslan için haşlanmış yumurta, avokado ve buz söyledim. Bunu ezeceğim şimdi ve karıştıracağım. Kahvaltı o kadar güzel görünüyor ki daha gelecek şeyler var sanırım. Şöyle. Hello nerede? Telefonla konuşuyorum. Bu da çekim yapıyor. Bir kere çirkin Gözde olmuşsa. Kuşum. Aslan Aa, çirkin kuşum. Ol. Aslan. Aslan. Çirkin ol. Çirkin ol hadi. Hadi yemeğine bakın. Hadi. Çirkin ol. Çok tatlı bir mekana getirdi Pelo bizi. Çok güzel. Çok beğendim bu arada. Şuna bakın. Ay çok güzel. Kenarda yer de var. Çok da güzel esiyor. Tatlı tatlı esiyor değil mi? Nasıl oldu mu? Viral olan burada. Niye
bildin mi? Daha önce görmüş gibi hissediyorum kendimi ya böyle. Gelmiş gibi hissettim yani. Gelmedin de yani. Çok benzer yerler gerçekten. Gördüm ama sanki yani böyle biri değilse. Ay çok keyifli bir yer ya. Çok sevdim gerçekten. Burası şey oldu. Burada bu yerleşim dağlarda, dağların arkasına devam ediyor mu orada? Toros'un arkasında ne var? Toros'un arkasında başka bir dağ var. Görebilir miyim oraya? Ablaları ben yazmadım. Evet, deniz, Denizli onun arkası değil. Yazmış ara bence. Deniz onun arkası değil. İşte Denizden önce falan var. Denizden doğuda ne var? You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Üç gün çarptı sahil üstü. Allah net bir sahil üstü yani fark ettim. Konya nereye? Sahil üstüne Mersin'den gelirken. Anamura varmadan bir tüneliye girilir. Dolandırmıyorsun o zaman direkt. Aynen bu sahil. Yol fena değil ya şu an keyifli. Ama sen gelme o yolda. Sen uyuyorsun. Ben normal gündüz uyuyorum. Selam herkese. Biz size en son nerede bıraktık hatırlamıyorum ama biz eve geçer geçmez anında herkes odalarına çekildi ve herkes bir dinlendi. Ben tam dinlenemedim. Aslan diş krizi ve ağlama krizi yaşadı. Biraz zordu ama sonra uyuttum. Ben de birazcık uzandım. İşlerim vardı telefonda. Onları hallettim. Butik işlerini hallettim. Şimdi de hazırlandık ve Sıralı'ya geldik. Sıralı'yı biliyorsunuz ki ben Ankara'dayken çok seviyordum ve sürekli gidiyordum. Ama asıl yeri Sıralı Antalya ve Pelin de bizim için ayarlamış. Burada meşhur bir yer ve Sıralı buraya özgü zaten. Şubeleri Ankara'da var, İstanbul'da var. Biz çok seviyoruz. Böyle değişik kebaplar yapıyorlar. Kebaba fantezi katıyorlar diyebilirim size. Güzel şeyler. Aynen. Evet size bırakalım. Sarmayı istiyorum. Sarma vardı ya bu. Vişneli sarma çok güzeldi. Evet. Mantar benim ilgi alanım değil ama hatırlıyorum. O yüzden hiç yemez. Ayıklar varsa eğer içinden. Aa, yıkıldım şu an. Bence kesin minik bir cerincin arası. Seni yerim. Seni yerim. Mezeler klasik zaten bizim yediğimiz. Peloyla elvana böyle lahmacun. Ağzım sulandı. İçli köfte isteyenler varsa içli köftesi çok iyi. Şimdi Ezgi bir şey söyleyeceğim. Hardallı avokado muydu? Söyledim. Siz söyleyin. Kabaklı bir şey vardı bir de. Kabaklı bir şey miydi? Bence anladınız hani herkesin birer tane fındığı anlattım. Biraz hani mezeyle başlı sahip elo. Mezeyi sayıyorum. Ben de çok bir tane pasta alalım. Bir tane değil. İki tane mi oluyor? Evet içer daha iyi olur. Kızlara ayrı erkeklere. Selam selam. Selam selam. Çok da uzak değil. Bu ne bir şey? Bu kokteyl bir şey. Sen normalde ben geldim. Çok şey yaparlar. Yaparsın. Ekşili bir şeyler söyle. Ben sırrımdan aldım. Ha yok kokteyl içmek. Vişneli yapan sarmalı falan. Aynen. Sırrlı olan. Ezgi çıtır sonu bir kabak. Çok meyveli bir şey istemiyorum. Ekşi bir şey. Sırrlı bir kabak vardı. Ekşi bir kokteyl. O da çok güzel. Sır sodalı kabak. Evet. Eğer istiyorsanız bu arada. Zeytinyağlı vişneli sarma olsun. Tereyağları çok güzel. Ama atom sever misin? Ekmekle var ya efsane. Ben de sevmem tamam. Herkese lahmacun, nar ekşili cevizli minik. Gelmen. Sen de mi yiyeceksin? Aşkım benim. Tamam anneciğim yedireceğim. Atom var. Yok şey. Bunun adı ne? Zaatar değil. Fatte. Böyle kavrulmuş fındık közü falan. Hemen sarma favorim zaten. Atıyorum bunu. Ay çok güzel. Daha bak daha güzel geldi. Hazırlıyorlar. Çok güzel olsun. Bunlara tutma. Mezeyle donandı. Kabak bunlar. Çıtı kabak. İnanılmaz güzel. Lahmacun da şu an geldi. Bu tadımı söyledim. Çok lezzetli. Doymak da isterim. Evet. Bir sürü şey söyledik. Hello yani düşününce şimdi. Şunlarla bile doyarız aslında. Bence de. Mezeyle doyabiliriz. Biz genelde öyle yapıyoruz Elvan. Meze lahmacun. Biz oturduk bayağı sohbet muhabbet derken yemekleri yedik, şiştik. Ve şimdi çıktık eve geçiyoruz. Aslan da uyudu. Onu arabaya yerleştireceğiz. Günaydın herkese. Bakar mısınız? Aslan tüm böyle marifetlerini gösteriyor. Herkesi böyle etkilemeye çalışıyor. Kucaktan kucağa gezmek için elinden geleni yapıyor şu anda. Bir kere yapar mısın? Vuruyor. Hazırlıyorum
anneciğim. Günaydın. Günaydın. Aha, günaydın. Ben böyle hızlı hızlı yürüyorum ya. Üç tarifle bir gün şu mermerin içine ups diye bir kayacağım. Ay sikim ya benim bu sesle. Her tarafta. Ha senin de mi orada? Evet ben bir de kamerayı geçmiş sabahtan... mi oynuyorum? Ben sabahtan beri kamerayı arıyorum. Daha yeni bulabildim. Ben de şarja takmamış. Ben batarya şarjı içi bile aldım. Ben şey aldım onun kablosu biraz benimkini çıkardı yani. Wow. Hani ayrıldı böyle içine. Göstereyim bendeki yeni çıkmış bu. Bu çok güzel. Allah aşkına bana... Bir defa şarj ettiğini bile yazıyor. Bana kahvaltı da linkle. Ben anında alayım. Evet ben evet, de alayım. Evet o anında alın. Şu an şey influence ediyorum. Sen... Kameralarınıza batarya alın. Batarya şarj edeceğim. Sence mi? O değil işte. O değil mi? Hı-hı, farklı bir marka. Bende de o vardı. Çok hemen bozuldu. Ama bu çok güzel. Bak böyle bataryam bir de pil şarj edicim bak. Asla bir kahvaltı hazırlayayım. Hem şuraya hem şuraya götürürüm. Şunların altına koysana hep şöyle daha rahatlaşır. Keşke Siemens olsa. Geniş kase var mı böyle Portland kaseler gibi? Bak hemen direkt şey veriyorum. Link. Çünkü hani o geniş oluyor ya. Aynen tamam. Hele buna ne diyeyim? Yeni herhalde ya. Rahat bir şey diye. Bence de. Sonrasında acıkan olursa da hani ortaya koyarız. Çok çok güzel oluyor. Çok bunlar. Güzel oluyor. Sigara böreği dün istiyorduk. Bak işte bu sigara böreği tamam zaten. Ha, siz mi istiyordunuz? Ezgi ile istedik de yoktu. Evet, şeyden, bir chef'ten. Victorinox bu bıçak var ya mükemmel bir şey. Ben her şeyi bununla doğruyorum. Ben eti bile bununla doğruyorum. Evet. Bir de Solingen'in meyve bıçağı. Ya onu anladım. Efsane. Solingen de güzel. Solingen mesela şey, domates, salatalık bunları doğruyorum ya. Patates. Her şey ya, başka kullanmıyorum ben. Diğer evet, şarkıları çeyizime boşalmış gibi. Bir de karacanını aldım ben, ogur kaldı. Ben çok de. Kötü. Peki ben şimdi koymuyorum bunu, biraz ısınsın diye. Direkt atayım mı? At ya. Fırın ısınmıştır sanki. Isınmış mıdır? Dur gidemeyiz oraya. Yemek yiyeceğiz oğlum. Ben hata yine ettim onu koyarak. Bugün hava yine sıcak. Bayağı sıcak. Bu kaymak ve bal oldu. Kaymaklı bal oldu. Aç oğlum. Bir yandan da içeride, yani mutfakta kahvaltı hazırlanıyor. Ben ilk şampiyonu döveyim dedim, kafam rahat etsin diye. Burada açık var, onu kullanalım. Hops, düşersin ama bak. Oradan düşersin oğlum. Günaydın. Ben götürdüm. Ne böyle çıkıyorsun? Tamam, canım. Hayır. Şeyden, tamam, kucağını da tut. Al kucağımı, seni alacağım. Bayağı detaylı kahvaltı oldu güya biz. Tost öyle. Tost kahvaltı hazırlayacaktık. Tost yandı. Şu an detaylı kahvaltı oldu. Biz o kahvaltıdan saatlerce kahvaltı alacağız. Bunu da direkt şey götürelim. Nihale mi? Aynen Nihale. Bence de. Bunu bekliyormuştum. Şunu açayım. Aynen pastırma çiğneyim. Seni delirtti. Çok iyi oldu. Aslan. Nihalesi. Oradan mı geçeceksin? Seni babana götürüyorum. Böyle olunca hiç tepki vermiyor mesela. Tepki verir, daha çok ağlıyorlar. Bence kamerayı devralıp bir YouTuber ya, daha doğuyor. İçi titriyor bak kameraya ya. Şöyle mi? Çok güzel olacak. Şimdi yakından dolayı. Aşırı güzel bir kahvaltı. Peki herkesin ayakta beklemesi. Aşkım annen diyorum baban. Baban arabanı geçiyor. Buradan kullanmak istediklerinizi de bizimle yalan. Sırayla. Dokunarak almak. Öyle bir şey istemek yerine yani hepsini böyle gözümle görüp bundan alacağım. Gözüm çok daha rahat alacak belki. Söylemedim. Sen de al bari geldin. Bu neydi, bu neydi? Patates, kaşar, peynir. Kıyma falan filan bir şey mi? Kıymalı kaşar. Aa bu anlamıyorum ben bunu. Bıçak yok kestim vallahi mi? Ay bu anlamıyorum. Bak adamın tabağına bak. Adam bunu alabilirsin bak bu da kıyma. Hayır. Teşekkür ederim. Ayakkabılara bakar mısınız dışarıda? Aşiret gibi. Şimdi biz çıkıyoruz kızlarla beraber. IKEA'ya gideceğiz. Gel.
Bir şeyler alacağız değil mi Aslan? Pelin'in çöpünden alacağız. Çok güzel bir çöpü varmış Pelin'in. Çöp deyince çöpten şunu gördüm. Influence olmak. Bak ya. Geliyorlar kızlar da. Erkekler evde kalacaklar. Kızlar olarak çıkıyoruz dışarı. Çıktık. Bindik ve gidiyoruz. Oğlum da benim kucağımda. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Umarım güzel bir şeyler buluruz IKEA'da. Bu arada Adana'da IKEA var ama sipariş ve teslim noktası. Yani ürün oradan alamıyorsunuz ve çok fazla çeşit de yok. Dolayısıyla online'dan bakmanız gerekiyor. Onun yerine görerek almak daha iyi diye düşündüm bazı şeylere en azından. Biz IKEA'ya geldik ama o kadar hızlandırılmış bir alışverişti ki bu. Asla çekemedim sizi. Çünkü böyle hızlı hızlı. Benim alacaklarım belliydi zaten. Ben aldım yine birkaç bir şey alacaklarımı da. Evet. Eve söyleyeceğim. Büyük şeyleri yani eve. Tepsi falan ben alacaktım. Tepsileri online'dan söyleyeceğim. Çok güzeldi ama her şey. Çok güzel şeyler var. Yeni şeyler de gelmiş bayağı. Ya ben biraz girmeye başladım ama istediklerimi bulamıyorum ya. Büyük çap istiyorsun. Çok istiyorum. Ha. Aslında böyle ama çok kal. Ya aslında AliExpress'ten falan söyleyeceksin. Çok önce söylemek lazım. Yarısına geçiyor. Şimdi biz Portland'a gidiyoruz. Portland'dan Ebru'nun bakacağı birkaç şey var. Eve gittiğimizde gösteririz aldıklarımızı size. Eve gittiğimizde direkt yemeğe de geçebiliriz. Öyle bir şey de olabilir. Bakarız yani. Şimdi çıktık. Kızlarla IKEA'ya geldik. Aslan'a bakın. Sürekli Aslan'ı çekesin. Aslan sürekli başkalarının kucağında. Sen bu arada nereye çıktık? Erkekleri evde bıraktı sana. Çıldırıyor. Ses tonu. Bayağı çıldırıyor. Bir blokta, ben blokta böyle takılıyoruz. Kızlarla şimdi Portland'a geldik. Buradan Ebruş bir şeyler bakacak. Aslan'ı da ilk defa böyle market arabasına oturttuk. Çok güzel oldu. Bunları kargo yapabilir miyiz hepsini? Tabii. Süper. Stokta varsa fabrikada göndertebiliriz efendim. Çok iyi, vardır muhakkak. Ay çok güzelmiş. Selam herkese. Portland'a gittik ve hemen çıktık oradan. Hello ile Ebruş Aslan için şunu almış. Bakar mısınız Portland'dan? O kadar güzel ki. Bayıldım gerçekten. Böyle çatal, kaşık ve bıçak. Bir servis seti. Şimdi size IKEA'dan aldıklarımı göstereyim. Biliyorsunuz yeni evimde tezgahım porselen ve mat. Yani granit falan değil bu sefer. Dolayısıyla böyle şey, su lekesi bırakıyor bulaşık yıkadığımda. O yüzden IKEA'dan şu antrasit süngeri aldım. Böyle kurutmalı. Onu kullanacağım. Aslan için şöyle bir tava aldım. Evde küçük bir tavam var ama o tava bazen kirleniyor ve ekstra bir tavaya ihtiyaç duyuyorum. Bir şey yıkamak da makineden çıkarıp zaman kaybettiriyor haliyle. Dolayısıyla ben de gittim ve bir tane daha tava aldım. Daha sonra belki tekrar alırım. Bir de şunu aldım, sos tenceresi. Hem sos falan yapabilmek adına. Ben de teflon var bir tane. Bir tane de çelik olsun. Aslan'a da çorbasını, yemeğini yine bunda yaparım dedim. Sonra şu paket mandallarından aldım. Böyle hani bir şey açtığınızda, atıyorum cips açtınız ya da bir çerez açtınız. Geri bununla kapatabiliyorsunuz. Ben bakliyatlarda da bunu çok fazla kullanıyorum. Onun dışında şöyle gold ve siyah yine paketler var kilitli. Onları da çok seviyorum. Ben buzdolabı poşeti de kullanıyorum ama bunlar daha iyi oluyor. Bir de tek kullanımlık değil. Birden fazla kez kullanabiliyorum ben. Eğer içerisine tavuk ve et koymadıysam, kokacak bir şey koymadıysam, sebze koyduysam yıkıyorum poşeti, tekrar kullanabiliyorum. Bu da geri dönüşüm açısından çok iyi oluyor. Bir de şu fırın tutacağını aldım. Eldiven var bir tane ama bundan yoktu. Son olarak tezgahımın kenarı 1,5'luk benim. Yani tezgahımın kalınlığı 1,5'luk ve üstünde kesmek istemiyorum tabii ki ve sürekli duran bir tahta olsun istiyorum orada. Dolayısıyla bu geçmeli tahtayı aldım. Son olarak Pelo'da gördüğüm ve çok beğendiğim, asıl gitme amacım olan ürünü göstereceğim. Bakın şu çöpü aldım. Bunu da ya mutfağa koyacağım ya da balkona koyacağım ama muhtemelen mutfakta köşeye koyarım. Benim zaten mutfağım antrasit, böyle gri renklerde olduğu için çok güzel olacak. Artık burayı toparlıyorum. Aslan bana bakıyor şuradan. Hemen mutfağa geçiyoruz. Kızlar başlıyorlar. Ben de koşuyorum. Yettim. Geliyorum. Masayı sileceğim ben şimdi. Şurayı alayım bir. Bende de var da işte dedim ki sakın ha sakın. Üstüne uzun süre bırakma. Yani dedim ki hatta şey yaparsan yağlı kağıdı buluşturup o daha fazla olur. Bak bir de bu. Sandviç falan koymadım. Çok güzel. Çok güzel. Tabaklarımız çok eskimişti bizim, iyi oldu. Ama sizden alsaydım daha iyi olurdu. Ya tabaklarımızda kırılanlar var. Şu an 12 litrimiz azaldı. Şeyim var. Ebru'nun çok kolay. Hani her şeyi alır ve ben hiçbir şey alamam. Siyah o tercih. Ezgi benim bir şeyleri atıp bir şeylerin yenisini alırken çok güzel kandırıyor.
Böyle olmuştu, böyle yaptım. Ama Doğan'ın şu özelliğini ben çok seviyorum. Mesela benim babam hayatta bir şey attırmaz. Gelmemiş. Ben dergide keyfini anlamadım. Bir an benim kameram zannettim. Ben şey diyecektim, bunlara, evet tabaklar bunları almıştık. Şöyle aslan babasıyla oynuyor. Yolda uyumuştu. Ahmet servis yapıyor. Burada da mangal başı. Mangal başları oldu bizim. Evet, daha çok elvan oldu mangal başı da o yaptı yani. Yok yok. Beraber yaptık. Köy süren mangal başı restoran. Masada böyle. Çok güzel görünüyor. Biz yemekten sonra dışarıda bayağı oturduk. Bakın sizi bile açmadık. Bu sefer daha bir böyle sohbetli, rahat, salaş oturduğumuz bir buluşma. Değil mi? Fark ettiniz mi? Bacağımızı topluyoruz sandalyenin üstünde. Deli gibi sohbet ediyoruz. Dolayısıyla sizi açmadık. Şimdi artık uyuyacağım ben. Aslan'ın mamasını falan hazırladım. Aslan uyuyordu. Uyanır, mamasını yediririm. Ondan sonra tekrar uyuturum. Ben de uyuyorum. Çünkü yarın sabah kalkıp, erken kalkıp kahvaltı edeceğiz. Ben tabii Aslan'la dolayı zaten daha da erken kalkacağım. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler. Günaydın oğlum. Her yerine sinek yemiş senin. Kıyamam, ellerine göster. Çok kötü. Günaydın herkese. Olmadı, sen de benim kameramı al. O yüzden şöyle bir sürpriz yapıyoruz. En sonunda onlar iniyor zaten. Abi şarjı mı bitti? Sen de al, bizi çekelim. Şarjı çekelim. Kameramı şarjı mı bitti? İyi ki doğdun Gözde. İyi ki doğdun Gözde. Sen şuraya geç, bence biz şu tarafa geçelim. Aynen. Bak bak, adam nasıl da mutlu, yüzü gülüyor. Hadi yüzüm gülüyor. İyi ki doğdun Gözde. İyi ki doğdun Gözde. Şu hallere baksana. Bir dakika, şu an çok ünlü gibi hissettim kendimi kameralar karşımda. Aslan çok güzel duruyor arkadaşlar. Herkes de kamera olduğu için kamera sanırım abi. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Ezgi nerede ha? Kahvaltı pasma abi. Ay, sinek nasıl yemiş? Aynen. Ekmek yoksa pasma. Ama bence bizi bir şöyle çekmeniz lazım. Nice mutlu yıllara, yeni yaşında anne olarak. Gelin elimiz çok güzel inşallah. Size bakın ama. Yerim seni. Hepimizin ortak hediye sonuca böyle. Şimdi bu hepimizin de Fatma'yla birlikte hepimizin hediyesi sana. Teşekkür ederim ya. Çok teşekkür ederim. Ay, alacağım şu an. Baksana. Elvan niye? Hadi bakalım elvan abi. Düğün kameramızı. Düğün çekimi yapıyor. Oynama kardeşim. Sonu albümle veriyorum. Senin şeyin nerede? Senin niye tüyün yok? Batu, Doğan, siz de şöyle geçsenize. Bir çekeyim size. Abi, evet. Batu'nun tüyü yok. Ahmet yok mu? O mu güzelmiş? Ne hallere düştük ya, şu hallere bak. Çek. Normalde akşam biz de şu sayı insanlarız burada. Bu hallere düşecek adamlar mıyız yani? Bence yeter gibi. Ya, yani. Onu şöyle yok artık. Gerçekten çok güzel denk gelmiş. Tamamen habersiz. Hadi çek anneciğim. Bekle anneciğim, dur. Anneciğim bir dakika. Göstereyim kolyeni. Çok güzel duruyor. Çok güzel kombinim dedi. Bunları almış. Bu o kadar uyumlu ki. Çok güzel oldu. Yeni bir günden herkese merhaba bu arada. Günaydın. Evet, kadrajımdasın. Gözlerin doğum gününü kutlayarak açtık sizi. Yani bende öyle oldu açıkçası. Evet. Güne daha erken başladık. Aslında çok fazla sinek yemiş. Dolayısıyla bayağı böyle huysuz uyandı. Şu an çok güneş geliyor şuradan. Onu çözmeye çalışıyoruz. Sıralıya geldik biz tekrar. Çünkü Pelo buranın kahvaltısını çok övdü. Burada güzel bir kahvaltı yapacağız. Pazar kahvaltısı. Umarım çok güzel bir pazar geçirir. Şu an için her şey çok güzel. Buradaki ışık çok kötü. Ha, şuradanınki güzel. Güneş çok fena şuradan. Ama ben şimdi bunu mıncırmak istiyorum. Evet. Ama nasıl ama şu an kıyacak bu saatlere. Oğlum da karnı tok olmasına rağmen eline bir şeyler veriyorum. Ekmek yiyor, salatalık yiyor. Biz şu an kahvaltıyı bayağı yapıyoruz bu arada. Gayet iyi görünüyor her şey. Şimdi pişi geldi. Pişi benim en sevdiğim şeylerden. Hemen yiyeceğim. Kahvaltı değil mi?
kızlarla şeyi konuşuyorduk. Pelo'ya da onu söyledim. Yani bu sefer çok fazla kamerayı açmadık. Çok fazla şey çekmedik. O yüzden de daha çok böyle sohbet ettik gibi geldi. Öncekinde de etmiştik bu arada. Yani bayağı sohbet muhabbet çok iyiydi. Hepimiz pijama, eşofman hani bu şekilde geziyoruz şu anda. Erkekler zaten nasıl? Evet, erkekler şu an yine dışarı çıktılar. Bak mesela Gözde ile Pelo benim yükümü hafifletmek istedikleri için kıyamam. Aslan'ı sürekli alıyorlar benden sağ olsunlar. Şimdi de eve geldik bu arada kahvaltıdan sonra. Kahvaltıdan hemen sonra kahve içmeye gittik. Mesela orada da çekmedim. Sonra Zara'ya gittik. Orada da çekmedim. Birkaç şey bakarız buluruz belki diye. Buranın ışığı çok iyiymiş Pelo. Bak buradan tam geliyor, vuruyor. Ben birkaç böyle ürünümü getirmiştim yanımda. Onları çektim. Çünkü paylaşım lazım. Bir yandan da çalışmak lazım. Hafta sonu tatil matil dinlemiyoruz oğlum değil mi? Work, work, work. Her türlü. Bunları hallettim az önce. Bir böyle 10 dakika içerisinde falan hallettim. Bu kadar. Şimdi Aslan'a yemek hazırlayacağım. Pelo bal kabağı var dedi. O yüzden ben bir bal kabağı yapayım, çorba yapayım. Fazla yapayım. Sen de iç Gözde. Çok lezzetli oluyor. Ufacık yaptığım şey bile bazen böyle dayanamayıp ben yiyorum Aslan. O kadar lezzetli oluyor ki. Ha, tadına bak. Evet ya, hamilesin sonuç olarak. Göz dişimiz hamile bu arada, yani biliyorsunuz zaten. O yüzden ben böyle aslında bir şey yaparken diyorum ki bir tık fazla yapayım. Ek gıdada da bulduğunu karıştırver. O yani gerçekten öyle. Yasaklılar dışında. Dışarı mı çıksak, burası ne sıcakmış böyle ya. Hadi gidelim. Aslan'ı babası uyuttu. Biz de mutfağa geçtik. Ben Aslan için çorba hazırlıyorum. Hello hemen. Birkaç şey verdi. Onlarla beraber bir çorba hazırladım. Şimdi akşam için de yemek hazırlayacağım. Bir açayım ya dedim hani artık. Böyle bağlasın. Bir şey olsun değil mi? Ara ara açıyoruz sürekli. Evet. Tam olarak hepimiz şöyle eşofmanla tam ev hali ya. Pazar. Ben Aslan'a şöyle bal kabağı çıkardık. Bal kabağı, tarhana çok az. Bir de bulgur koydum. Çorba yapıyorum. Bu birazdan iyice yoğunlaşır zaten. Bir de şurada bir tortellini makarna var. Onun için krema yokmuş evde. Pelo dedi ki ne yapacağız? Ben komşudan mı istesem? Ben dedim ki sakin. Çözeceğiz. Beşamel yapıyoruz. Ben hiç yapmadım bu arada. Şimdi Ezgi'den öğreneceğim. Anadolu çorbasını da senden öğrenmiştim. Çok güzel. Evet. Annemle yaptım. Ya. Kız ben bir ara çok gülüm menüsü yapardım. Ben bir de paylaşırdım ya. Aaa çok güzel. Barbie soslu tavuk. Ben de onu yapıyorum. Ketçap. Evet, aşırı ketçap. Güzel. Kent lavaş sos zaten. Bunlar ne? İşte insan soğuyunca geri toparlanamıyor ya, tam olarak onu yaşamıştım. Motiven gitti. Evet, yani bu sandviç hazırlamam bile, geçen gün mesela birkaç kez sandviç hazırladım. O bile beni motive etti. Niye? Ya bir şeyler yapabiliyorum. O yolluğu gördüm zaten. Yolluk hazırlamış yapıyor. Çok güzel bir şey. Scooby-Doo'daki gibi sandviç diye yazmışlar. Bir kadın yolluk hazırlıyorsa o kadındır. Aslan uyumuş. Uyumuş şükür. Evet, babası uyudu. Ye bir uyumdur herhalde. Aynen. Anca buza iyice özdeşleşir. Gerçekten çok güzel. Çok iyi oldu. Net giyersin bunu. Yani senin fiziğine göre resmen. Bir videoya da çekin. Çekeyim mi sen? Bir kısmımız burada yemek. Biz açacağız. Ezgi'nin Ebru için getirdiği elbiseye bakın. Reklamlar. Karışmıyor. Pardon. Ona geri dönüyorum. Hayatım geldi. Bak Pelo şu an tereyağı koydum. 1,5 kaşık kadar. Sonra ayarını nasıl yapıyorsun diye kafana göre mi? Hani biraz göz ayarlayacağım. 1,5 kaşık un koydum. Çırpıcı mı bu da? Bunu böyle kavuruyorum. Un kokana kadar. Yani unla tereyağı 1,5 aynı. Tabii aynen. Sonrasında da süt koyuyorum. Şimdi sütü normalde ya 1 bardak diyorlar ya 2 bardak diyorlar ama ben göz kararı koyuyorum. Yani kremamın yoğunluğunu ne şekilde istiyorsun? Kıvamına göre. Yavaş yavaş ekliyorum. Zaten yavaş yavaş eklemek de daha iyi. Bu un şey olmuyor. Kesilmiyor yani. Krema tadı oluyor mu? Kesinlikle çok güzel bir tat oluyor. Ben beşamel sos çok severim. Evet yani mekanlarda da aslında birçok şeyde bunu yapıyorlar ki özellikle bu makarnaları bunu çok kullanıyorlar. Ben bunu nereden öğrendim? Kardeşimden. Kardeşim de şey de böyle. Mutfağa meraklı. Lisede gastronomi okudu. Lisede okudu. Üniversitede gelmedi. Tam böyle gastronominin yükseldiği, hani puanlarının yükseldiği şeydi. Bir dönem vardı evet öyle. Selam var ya bildiğin. Çok iyi yemekler yapıyor. Şöyle bir yapması verdi ve ben şaşırdım galiba. Ne yapması verdi? Yok, beşamel sos tarifi verdi. Aynen. Ama sen öyle çektiğin tarif videoları öyle profesyonel ve hani çok önceden beri hakimmişsin ve yapıyormuşsun gibi ki. Evli gerçekten sen bir şey bilmediğine emin misin? Duan falan çok iyi girmiştir mesela. Hani evet. Seneyden de böyle performans beklemiyordun. Cheese videolarında şey diyordu. Ezgi bunları almış ama hani ne yapacak? Hiçbir şey yapmayı bilmiyor. Kullanmayacağız ben diye. Bak orada çok güzel bir şey söylüyorum ki ben seni öyle bir utandıracağım ki diyorum. Kayıt altında yani. Gerçekten de utandı sonra. Kulağım geliyor. Bir onlar karaca. Bu.
Ay çok içim ya. İçerisi masa sizinle. Pesto falan da var istiyorsan. Ay ne güzel oldu. Kremanız mı yok? Buyurun size kremalı makarna. Ay harika oldu. Hele acıktın değil mi şimdi? Bu makarna beni çok çok fazla işler kaldırdı. Çok iyi oldu şunda. Şöyle bir şey mi koysan makarnayı da? Çok mantıklı. Herkes alır. Mudo. Evet. Mudo çek. Aşkım bu akar zekalı. 3 taneye geçirdim artık. Adam sanatmazsın ya. Masaya kurulduk. Yani bu olay daha güzel dışarı çıkmaktansa. Dün çok güzeldi mesela tam sıralı okey. Dün müydü kız? Biz ilk gün gittik. Dünden önce ilk gün gittiniz. Ama bu da bu çok keyifli. Değil mi oğlum? Oğlum da ekmek yiyor. Ya anneciğim sinekler yemiş. Kıyamam sana. Kıyamam. Kıyamam. Aşkım. 7'ye 7 metro şef. Bayağı iyi. Kendinden tuzlu. Tuzlamadı hiç pelo. Hadi ya. Çıkarman gerektiğini öğreniyorsun sanırım. Bu ne kız? Neler aldın? Bebek alışverişi. Aşırı iyi değil mi? Birazcık şey çalıştım. Renk çalıştım. Ebru Eren. Gözde Kurt. Ezgi Oğuz. Bu yemek de sizde olduğunu düşünüyorum sizde. Hankerim Özden. Kocam. Burada sen de buradan. Kim kaldı? Evet ben ondan zile yapıyorum. Bir emin olamadım ya, sen. Bu arabanın acil oto yıkamaya gitmesi gerekiyor. Çok... Rezil oldu. Çok güzel çünkü. Bence de Ezgi çok güzel yapmış. Mis mis mis. Şöyle minik bir et. Mis mis mis. Ben çakranın su bardakları var ya onu çok seviyorum. O ince olan eli diye. Hemen o yüzden sonra soğursa sertleşir. Ay evet. Köyde annem saklıyor onları. Ya evet. Rafa koymuş üst rafa yeni diye. Benim annelerim de kullanılanlarda değil. Yine yemekten sonra oturduğumuz bir akşamdı bugün. Normalde Land of Legends'a gidecektik ama sıfır enerji. Evde oturmak ve sohbet etmek, muhabbet etmek daha keyifli geldi. Dolayısıyla biz yine ev kuşları evde oturduk. Güzel oluyor böyle hani kalabalık olunca evde oturmak. Seviyorum. Şu an hepimiz edit yapacağız. Şaka değil. Yarın videom var benim. Mesela hiç başlamadım daha ve editlemem lazım. Ve ev turu hani herkesin benden beklediği bir şey. Akışımın da ilerlemesi için onu paylaşmam gerekiyor. Dolayısıyla hemen edit'e oturuyorum. Ebru'yla Pelo'da şimdi bilgisayar getiriyorlar ve oturup masada edit yapacağız. Göz dişimiz de hamişimiz. Şöyle uzanıp dinlenecek. Sen de bir şeyler paylaş. Sen de çalış. Ben de yine edeceğim. Çok mantıklı. Aşırı mantıklı. Ay buranın ışığı ne kadar güzel. Baksana akşam şurası. Bayıldım Pelo'nun evine. Evet. Çok sıcak. Kesinlikle çok güzel. Pelo'nun evi maşallah, bin maşallah. Gerçekten çok güzel. Enerjisi de çok güzel. Bence ev sahibinin zaten enerjisi çok etkili bu tarz şeylerde. Ev sahibinin enerjisi iyi olursa ev de güzel oluyor. Ebru'yla Batu'nun evi de mesela. Yani nasıl iyi gelmişti enerjisi değil mi? Enerji olarak çok etkiliyor bence. Evet. Hissediliyor. Kesinlikle. Yayılıyor yani sanki o duvarlara. Girince anlıyorsun ya. Evet. Bir enerjisi, aurası var. Evet. Tam olarak öyle. Burası da öyle. Yani şu köşeye bayıldım. Tam böyle keyifle edit yapmalık bir alan. Günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün pazartesi, böyle haftanın ilk günü. Ben çok geç uyandım. Yani böyle bir geç uyanma olamaz. Baktım saate saat 11. Aslan da uyanmış ama huysuzlanmadan uyanmış. Dolayısıyla ben de uyanamadım. Aslan'ın bu arada sabah ilk uykusundan uyanmasında uyandım. Sonra Aslan'ı uyuttum. Tekrar 11'e kadar uyumuşum. Bir kalktım ki kızlar kahveyi içmişler. Ben de hemen kendime bir kahve yaptım ve kahve içtim, kendime geldim. Şimdi bir ufak kahvaltı hazırladık. Çok ufak bir kahvaltı. Bugün Ebru'larda dönüyorlar. Biz de dönüyoruz. Gözdeler sabah çok erken kalkıp gittiler. Akşamdan vedalaştık onlarla dolayısıyla. Çok güzeldi. Gözdeleri de özlemiştik. İyi geldi yani bizim için. Şu an dışarı geçip bir kahvaltı edeceğiz. Kahvaltımız şu an bu şekilde. Gelmiyor değil mi? Minimal. Az bir kahvaltı hazırlayalım dedik bugün. Söyle abi neyi verebilirsin? Tabii ki. Açık mı kapalı mı? Bizim Andan abi var ya. Şeye İstanbul'a çıkacağı yana. Hadi ya.
Kahvaltımızı yaptık şöyle, mis gibi oturuyoruz. Pelon. Selam. Batarya. Tabii. Batarya bak. Hepimizin pilleri bitti. Çaylar. Yani işte evet, kameramızın Evri'de pili çay. Bataryası bitti. O şarj ediciyi al bak. Bakar mısınız Nutella falan böyle dibini görüyoruz, yiyoruz yani. Şey, yiyoruz, gerçekten yiyoruz. Sen bataryayı linkle, ben onu alayım. Tamam. Ama şarj ediciyi alman lazım. Sepetime attım. Aynen, okey. Odunu da atıyorum. Al hepsini. Ebru ile Batu'nun uçağı var şimdi. O yüzden çıkıyorlar. Evet. Çok fazla o. Biz de gece çıkacağız yola. Çünkü biz arabayla geldiğimiz için... Gece... Aslan. Tamam, bıraktım. Yere bıraktım. Aslan. Gece yolculuğu hem daha iyi oluyor hem de Aslan'ın gece uykusunu en azından şey yapalım diye. Sen çok enteresan olmaya başladın. Yeni yeni huylar öğrendin sen ya. Bırak beni diyor resmen. Gel gel diyor. Şuna bakın ya. Gel. Gel Aslan. Gelmezse gel. Kamera. Sen gidersin gel. Anca ona. Aslan. Toparlandılar. Evet gidiyoruz. Çıkıyorlar. Çok güzeldi. Bakın haftada bir balık yenmesi gerekiyor ya. Pelo ile Elvan bizi balık yemeye getirdi. Biz yola çıkmadan evvel bir yemek yiyelim falan diyordu. Çok tatlı bir yermiş bu arada. Mekanı çok sevdim ya. Çok güzelmiş. Bakın şöyle bohem bir havası var. Bir balıkçıya göre bayağı şık yani. Aslan yemeğini yiyor. Biz de yiyoruz. Çok güzel deniz mezeleri yiyoruz bu arada. Mezeler efsaneydi. Ben çok beğendim bu arada. Ve şöyle deniz mahsullü bir sava gibi bir şey geldi. Çok güzel. Buna banacağız şimdi şöyle. Hı-hı. Ekmek banacağız. Müsaadenizle giriyorum. Ban bakalım. Giriyorum. Biz eve geldik ve şimdi... Ay. Biz eve geldik, eşyaları aldık ve Doğan'a bakın ama yağmur yağıyor diye Aslan'ı böyle alacak. Normal şeyden önemli. Çok güzeldi Pelo, çok güzel ağırladınız bizi. Gelince, vedalaşmaya gidiyoruz. Elimizde gibi hissettik. Vallahi teşekkür ederiz her şey için. Biz teşekkür ederiz. Bekliyoruz Adana'ya. Ne? Çok yakın dostum geldi. Değil mi? Aynen. İyi ki. Valla çok güzel oldu. Çok güzel bir iki gün geçirdik. Teşekkür ederiz. Ben duygulanacağım yine. Ayrılır. Aynen şu an tek kaldınız. Duygulanacağım. Tek kaldınız şimdi. Yine gelin. İnşallah. Biz de geleceğiz zaten. Biz sizi bekliyoruz artık bu sefer. Yeter. Bu sefer sıra bizde mi? Evet sizde bu sefer sıra. İnşallah bakalım. En kısa zamanda. İnşallah Doğan'a bakıp ıslanıyor diye. Sen şu an iyisin bak. Benim yine tipe bak. Miniyim benim. Anam. Minik maskot. Ben bunları çekeceğim. Ben kamerayı çekiyorum. Vedalaşıyorum çek. Kendine dikkat edin. İyi ki geldiniz. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Ve gerçekten teşekkür ederiz. Çünkü biz yani gerçekten teşekkür ediyorlar çek. Çok iyi geldi. Ben dedim herhalde gelemeyecek. Valla çok iyi geldi. İnan dersen çok iyi geldi. Yani dinlendik. Çok sevdim bir şey ya. Güzel oldu. Şu uyuyor uyuyor. Tamam tamam. Elvan geleceğiz geleceğiz. Bir ağlama tamam geleceğiz. Vallahi geleceğiz lan. İstediğiniz zaman gelin. Kalın. Sıra sizde. Çok uçakla. Bak bizim böyle takıntılarımız var. Gerçekten gelmek istiyorum. Yani siz geleceksiniz ki biz geri geleceğiz. Evet. Evet. Hadi hazırlan. Mideyi bir boşalt. Hazırlanıyorum. Ya mesela siz haftaya hafta sonu gelirseniz biz öbür hafta sonu geri geleceğiz. Günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba. Biz gece yola düştük. Balık yedikten sonra. Zaten gördüğünüz vedalaştık ve yola çıktık. Çok fazla yağmur vardı. İnanılmaz. Önümüzü göremiyorduk resmen. Antalya, Alanya inanılmaz yağmurluydu. O yüzden çok yavaş gelmek durumunda kaldık. Bu arada kahve içiyorum şu anda. Ayılmak için. Ben çoğu zaman uyudum. Ama yine de hiç uyumamış gibiyim. Yolda uyuduğum uykuyu uykudan saymayanlardanım ben bence. Yani tam olarak öyle bir şey oldu. Sabah 8 gibi falan Adana'daydık. Dinlene dinlene yavaş yavaş geldik. Hız falan yapamadık. Hiç yani normal bir hız seviyesine bile yükselemedik. Çünkü çok yağmur vardı dediğim gibi. Sahil üzerinden geldik. Giderken de sahilden gitmiştik. Bence sahilden daha yakın oluyor. Daha iyi oluyor. Yani gece 1'de çıktı. Sabah 8'de buradaydık. Durduğumuzu varsayarsak, Doğan çok kez durdu. Bir de yavaş gittiğimizi varsayarsak. 5-6 saatte rahat bir şekilde gelebilirdik ama bu videoyu da artık burada kapatmanın vakti geldi diye düşünüyorum. İnanılmaz bir hafta sonu geçirdik. Çok güzeldi. Çok keyifliydi bizim için. Kızlarla çok uzun zamandır görüşmüyordum ve en son İzmir'de Ebru'ların evinde
yeniden görüştük. İnanılmaz özlemiştim hepsini. Hepsini bir arada gördük. Fatma yoktu. Bir yanımız Buruk'tu aslında. Umarım bir sonrakinde onlar da olurlar. Pelin bizi çok güzel ağırladı. Yani yine kendi evimizde gibi hissettik. Zaten fark ettiyseniz hiç evden bile çıkmadık. İstemedik, sürekli evdeydik. Hava da son böyle günlerde biraz kötüleştiği için evde geçirdik. Çok güzeldi. Gerçekten Pelin ve Elvan'a tekrar tekrar teşekkür ediyoruz buradan. Bu kadar güzel ağırladıkları için. Bizim enerjimiz çok güzel tuttu, şükürler olsun. Bir sonraki buluşma artık Adana olsun. Yani buraya gelsinler. Biz onu istiyoruz. Muhtemelen öyle olur gibime geliyor. Ben çok keyif aldım çekerken. Ben oradayken de çok keyif aldım. Size ne kadarını çekebildim bilmiyorum. Çünkü biz aslında bu sefer böyle her dakika kamera, telefon açık durmadık. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Çünkü biliyorum benim videomu izleyip aynı zamanda Pelin'i, Ebru'yu, videolarını izleyen, Instagram'dan Gözde'yi takip eden, yine aynı şekilde Fatma'yı izleyen, takip eden bir sürü insan olduğunu biliyorum. Aslında biz çok yoğun olduğumuz bir süreçte kalkıp gittik. İyi ki de gitmişiz. Çok güzel bir dinlenme oldu bizim için. Aslan'la gittiğimiz için Aslan son zamanlarda inanılmaz böyle iki dişini de çıkarıyor. Patlatmış hatta ikisini de. Ve çok krizli geçti. Yani oradayken çok krizlendi, çok ağladı. Onunla ilgilenmem gerekti. Duhan'la böyle dönüşümle ilgileniyoruz. Kızlar da sağ olsunlar böyle hani çok fazla da ilgilendiler yükümüzü hafifletmek adına. Ve Aslan'ı da çok seviyorlar zaten. Umarım gerçekten severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Ben çekerken çok mutlu oldum. Umarım sizler de izlerken mutlu olmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz ki bence abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız eğer Instagram'dan takip edip destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum ve desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki buluşma Adana olacak yakında. Ona inanıyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.